Efendim, Türkiye'de ortalama yaşam süresi uzadı. Kadınlarda 80, erkeklerde 78 yıla çıktı. Ancak bu yaşa kadar yaşayanlar bu sürenin sadece 58 yılını sağlıklı geçiriyor. 32 yılsa hastalıkla yaşıyor. Bütün dünyada uzadı. Sadece Türkiye'de değil. Yaşam beklentisi de uzadı. Ömür de biraz uzadı. Ömür uzadı, 80'e çıktı ancak sadece 58 yılı sağlıklı geçiyor. Türkiye'de insanların yaşam süresiyle ilgili araştırma yapıldı. Sonuçları oldukça çarpıcı çıktı. Türkiye'de ortalama yaşam süresi uzadı. 78-80'e çıktı. Ancak bu yeterli değil. Vatandaşlar 80 yılın sadece 58'ini sağlıklı bir birey olarak geçiriyor. Kadınların yaşam süresi 80, erkeklerin ise 78 olarak belirlendi. Ancak bu yılların hepsi sağlıklı geçirilmiyor. Belli bir yaştan sonra kronik rahatsızlıklar yaşanıyor. Yani şu an doğan bir kız bebek 80 yaşına, erkek bebek ise 78 yaşına kadar yaşıyor. Ancak biz sağlıklı olarak 58 yaşına kadar yaşayabiliyoruz. 58 yaşından sonra kronik rahatsızlıklar başlıyor. Yaşa bağlı gelişen hastalıklar var tabii ki. Mesela bir diyabet hastası uzun yıllar içerisinde aşikar hale gelebilir. Yani öncü bir diyabetten aşikar bir diyabete dönebilir. Araştırmaya göre Türkiye'de yaşayan bir kişi 32 yıl hastalıklarla yaşıyor. Her 3 kişiden birinin en az bir kronik hastalığı oluyor. Yaş gruplarına göre 45 ila 54 yaş grubunda birden çok kronik hastalığı olan kişi sayısının %31 iken 65 yaş üzerinde 3'ten fazla kronik hastalığı olan kişi sayısı %14.3. Eklem ağrıları olabilir, kemik erimesi olabilir. Bunlar yaşa bağlı, yaşın getirdiği ve önüne geçemediğimiz şeyler. Ama yani belirli bir yaşa kadar sağlıklı olmak aslında belirli bir yaştan sonra da sağlıklı olmaya garanti oluşturan bir şeydir. Yani siz 50 yaşına kadar yaptığınız yatırım kendi vücudunuza ne kadar iyi olursa, yani metabolik açıdan kendinize ne kadar iyi bakarsanız, ne kadar az fast food yerseniz, kilonuza dikkat ederseniz, spor yaparsanız, sigara içmezseniz, dolayısıyla tabii ki 50'sinden sonraki yaşlılığınız da çok daha dinamik, çok daha enerjik ve çok daha sağlıklı geçirirsiniz. Peki yaşam süresinin uzamasının en önemli sebepleri neler? Bir kere en önemli sebebi artık insanların sağlık konusunda biraz daha şanslı olmaları, bilimin ilerlemiş olması, sağlık sektörünün biraz daha iyi olması, bizim ülkemizdeki doktorların ve sağlık sistemine ulaşmanın kolay olması. Bunun yanı sıra şu da var, insanlar biraz daha bilinçli, tüketim konusunda biraz daha dikkat ediyorlar. Eskiden olduğu gibi bana ne olursa olsun, yaşım geldiğinde ölürüm mentalitesi biraz kayboldu.